19 Eylül'ün mühendis, mimar ve şehir plancılarının birlik, mücadele, dayanışma günü olduğuna vurgu yapan Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Hatay Koordinasyon Kurulu Sekreteri Adnan Orukoğlu, ülkemizin ve halkımızın kötü durumu bize bugünü kutlamaya izin vermemektedir, dedi. Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Hatay Koordinasyon Kurulu Sekreteri Adnan Orukoğlu, bundan 33 yıl önce 1979 yılında dönemin başkanı Teoman Öztürk'ün çağrısıyla ülke genelinde tüm meslek mensuplarının 19 Eylül günü iş bıraktıklarını hatırlattı ve meslek mensuplarının tarihe düştükleri bugünün mücadele ve dayanışma ile özdeşleşmiş olduğunu söyledi. Ülkenin halkın içinde bulunduğu kötü durumun kendilerini bayram kutlamaktan alıkoyduğunu belirten Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Hatay Koordinasyon Kurulu Sekreteri Adnan Orukoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9 Temmuz 2013 günü önergeyle görüşülmekte olan torba yasasının içerisine meslek odalarını etkisizleştirmek amacıyla kimi hükümler eklendiğini öne sürerken, gece yarısı operasyonuyla meclisten geçen bu yasanın AKP iktidarının demokrasi karşıtı uygulamalarının yeni bir örneği olduğunu ve bu yasa hükmüyle odaların mesleki denetim yapma yetkilerinin ortadan kaldırılmak istendiğini söyledi. Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği'nin geleneği ve değerlerinin emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi verenlerin ellerinde şekil aldığını kaydeden Orukoğlu, kimse bizden ülkemizin Suriye'nin emperyalist işgaline ortak edilmesine ve Hatay'da olup bitenlere sessiz kalmamızı beklememelidir. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizin ABD askerleriyle dolmasına, emperyalizmin üssü ve taşeronu olmasına izin vermeyecektir, dedi. Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Hatay Koordinasyon Kurulu Sekreteri Adnan Orukoğlu, son olarak kendi sorunlarını ülkenin sorunlarından ayrı tutmayan mühendis, mimar ve şehir plancılarının birlik, mücadele, dayanışma gününü kutlarken, Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği'nin etkisizleştirilmek istenmesine karşı mücadele etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.